Beyaz TV ekranlarından merhaba herkese. Ana haberle karşınızdayız. Ben Elçin Özcan. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. 26 Eylül Perşembe akşamında Türkiye'den ve dünyada öne çıkan gelişmeleri aktaracağız önümüzdeki bir saat boyunca ve vakit kaybetmeden gelin başlayalım. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'e yönelik sert sözleri İsrail yanlılarını rahatsız etti. Tarihi konuşmayı itibarsızlaştırmaya çalışan bazı sosyal medya hesapları Erdoğan'ın boş salona konuştuğunu iddia etti. Gerçekse kısa sürede ortaya çıktı o iddia. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Erdoğan'ın genel kurula hitabı sırasında çekilen dolu salon fotoğraflarıyla yalanlandı. Bugün burada insanlığın ortak kürsüsünde insanlık adına bazı gerçekleri açık açık konuşmak arzusundayım. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada özellikle terör devleti İsrail'e yönelik sert sözleri dünyanın gündemine oturdu. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı. Rehine mahkum takası gerçekleştirilmeli, insani yardımlar engelsiz ve kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmalıdır. Sessiz yığınların sesi olan o sözler İsrail yanlılarını rahatsız etti. FETÖ firarilerinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de boş salona konuştuğu iddia edildi. Batı şeriadakiler insan değil mi? Gerçekse kısa sürede ortaya çıktı. Gazeteci Adem Metan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çektiği fotoğrafı yayınladı. Erdoğan'ın konuşması sırasında çekilen fotoğrafta salonda oturacak yer yoktu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel kuruldaki hitabı ile ilgili ortaya atılan salon boştu iddiasının doğru olmadığını, Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada salonda çekilen fotoğrafları paylaşarak duyurdu. Erdoğan'ın ABD'deki temaslarından dikkat çeken bir ayrıntı daha çok konuşuldu. Sahne önünde güya ateşkes için uğraşanlar arka planda katliamlarını sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor. Bu tutarsızlık ve samimiyetsizliktir. Erdoğan'ın tüm dünyada geniş yankı uyandıran konuşmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği akşam yemeğine katılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Biden'ın akşam yemeğine katılmaktan vazgeçen Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından Türkiye'ye dönme kararı aldı. Erdoğan yurda döner dönmez çalışmalarına başladı. Küresel inovasyon göstergeleri 2024 yılı raporu tanıtım etkinliğine video mesaj gönderen Erdoğan, ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz dedi. 2053 vizyonumuzda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz. Bir yandan bu adımları atarken adaletsizliğin derinleşmesini engellemek için dünyada da kimseyi geride bırakmama şiarıyla hareket ediyoruz. Evet, arşiv unutmaz efendim. Hafızalardan silinir belki ama bazı şeyler arşivlenir, tekrar gün yüzüne çıkar. Bunu neden diyoruz? Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ahmak davası ile ilgili tartışmalar devam ederken davaya tepki gösterip İmamoğlu'na destek veren Demokrat Partili Cemal Enginyurt'a ait bir görüntü ortaya çıktı. Bakın, Enginyurt yıllar önce İmamoğlu için hangi skandal itirafları etmiş? Ekrem İmamoğlu şu an çıksa sokağa, tek başına adayım dese
Bütün muhalefet partilerini ikiye kattılar ya. Arşiv açıldı. Yargılandığı davada hakkında siyasi yasak talep edilen Ekrem İmamoğlu'na övgüler düzen Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un İmamoğlu hakkında sarf ettiği skandal sözler ortaya çıktı. Mesela şahsen ben Ekrem İmamoğlu'nun şu sözünden çok rahatsız oldum. Kıbrıs Rum meselesi çözülmeli dedi. Anlıyoruz ki bu bir proje. Çünkü daha önce de Makarios'un heykelini Beylikdüzü'ne dikme aşkını ve sevdasını yaşamış olan bu Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs Rum meselesi çözülmeli diyerek gerçek niyetini ortaya koydu. Bu bizi rahatsız etti. Enginyurt'un seçimlerde altılı masada yan yana oturduğu CHP'li İmamoğlu'na yönelik yıllar önce sarf ettiği çarpıcı sözler yeniden gündem oldu. Seçimden önce camide Kur'an okuyan ama seçimden sonra kilisede ayine katılıp en önemlisi Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan diye komünistlere rahmet okudu. Bir de utanmadan onlara Atatürk'ün arkadaşı dedi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler Ordu'da 6 Haziran 2019'da kaydedildi. Eski MHP'li Cemal Enginyurt yerel seçimlere 25 gün kala Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi. HDP ile ilişkim yok diyor, var diyor, ne dediğini bilmiyor. Ama seçimden sonra çıkıp diyor ki Selahattin Demirtaş en beğendiğim siyasi liderdir diyor. Biz de diyoruz ki Selahattin Demirtaş'ı beğenen adam İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olmamalı. Enginyurt seçimlerde Kandil'in İmamoğlu'na verdiği desteği ise işte böyle itiraf etmişti. Kandil'deki şerefsizler sanki yorumcu gibi tweet atıyorlar. Ekrem İmamoğlu kazanmalı. AK Parti ve MHP faşizmi kaybetmedi diyorlar. Türk askerinin katili, Türk polisinin katili, bebek katili hainler Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorsa ve sosyal medyayı da öyle acımasız kullanıyorlar ki en ağır hakaretleri, en ağır küfürleri diyorlar. MHP'den ihraç edilen Enginyurt'un söylemleri seçimlerde CHP listelerinden milletvekili seçilmesinin ardından 180 derece değişti. Önceki söylemleriyle taban tabana zıt açıklamalar yapmaya başlayan Enginyurt, Ekrem İmamoğlu konusunda tam anlamıyla çark etti. Samimiyetle bilerek söylüyorum, vallahi de Ekrem İmamoğlu'nun kuyusu kazılıyor, billahi de Ekrem İmamoğlu'nun kuyusu kazılıyor. Enginyurt'un İmamoğlu ile ilgili sözlerinin yankıları sürerken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'ın AK Parti'ye belediyeleri biz kaybettirdik sözleri ise seçimlerde CHP ile yapılan ittifakı da bir kez daha gözler önüne serdi. Ankara'yı kaybettim, Mersin'i kaybettim, Adana'yı kaybettim, Adıyaman'ı kaybettim. Ben sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim. Senin rahatsız olacağın bir yerde onu duysam, bilsem rahatsız olacağını konuşmamı yere atar, konuşmam yerimde otururum başkanım. Kurultayda yaşanan konuşma krizinin ardından adaylık tartışmalarında adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'na destek vermesi de dikkat çekti. Sonuna kadar İmamoğlu'nun bütün belediye başkanları olarak yanındayız ve destekliyoruz. Sevgili seyirciler, İmam Hatip hazımsızlığıyla tanınan CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses yine diline İmam Hatipleri doladı. Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katili üzerinden İmam Hatip liselerine hedef almaya kalktı. Çeteleşme faaliyetlerine en fazla İmam Hatip liselerinde rastlandığını iddia etti. Gürses'in haddi aşan açıklamalarına tabii tepki yağdı. Ben de babayım. 4 çocuğumun 4'ü de İmam Hatip mezunu. Bu evlatlarımla iftar ediyorum. Bu çeteleşmenin ve gaspın ve gangsterleşmenin en yoğun olduğu yerlerin İmam Hatip liseleri olduğunu söylesem büyük ihtimalle yine linç yiyeceğim muhafazakar mütedeyyin mahalledeki arkadaşlarımdan ama gidip sorabilirsiniz. Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katili üzerinden duyar kastı. İmam Hatiplileri hedef aldı. Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti hakkında yeni iddia. Piton 82 üyesi miydi? Eskiden kabadayılar var. Şimdi mahalle çeteleri var. Bu çeteleşmenin ve gaspın ve gangsterleşmenin en yoğun olduğu yerlerin İmam Hatip liseleri olduğunu söylesem büyük ihtimalle yine linç yiyeceğim. Şahsen benim için geçmişten bugüne gelen, bugünden son nefesime kadar üzerinde taşıyacağım, hatta Rabbimin huzurunda bile inşallah bana şahitlik edecek bir makamım, bir rütbem, bir sıfatım var. O da
İmam Hatipli olmak. Halk TV'nin eski sunucusu CHP yandaşı Özlem Gürses YouTube kanalında yaptığı yayında yine bir skandala imza attı. Gürses, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katili hakkında konuşurken konuyu çarptırdı, sözü İmam Hatip liselerine getirdi. Bu çeteleşmenin ve gaspın ve gangsterleşmenin en yoğun olduğu yerlerin İmam Hatip liseleri olduğunu söylesem büyük ihtimalle yine linç yiyeceğim muhafazakar mütedeyyin mahalledeki arkadaşlarımdan ama gidip sorabilirsiniz. İmam Hatip azımsızlığıyla tanınan Gürses canlı yayında böyle algı operasyonu yaptı. Okula bakıyor, kapıyı kıran İmam Hatip müdürü. Acayip bir çöküşün ortasında bu çocuklar da diyorlar ki ya biz de gidelim Piton 82 ile takılalım. Skandal sözleriyle haddini aşan Gürses eğitim sistemini de eleştirdi, dini öğeleri saçma sapan diye tanımladı. Gençlerin kafalarını saçma sapan şeylerle dolduruyoruz. Hem sosyal medya hem medya hem de eğitim sistemimiz. Hiç ihtiyacı olmayan bilgiler. Gürses'in bu skandal ifadeleri akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmam Hatipliler Kurultayı'nda sarf ettiği ders niteliğindeki bu sözlerini getirdi. Bana ömrüm boyunca yaptığın tek bir şey, ortaya koyduğun tek bir eseri söyle deseler tereddüt etmeden vereceğim cevap gayet açıktır. İmam Hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır. İmam Hatiplerin sayısını artırmaktır. İmam Hatiplerin eğitim kalitesini artırmaktır. Münevver Karabulut bundan tam 15 yıl önce canice katledilip parçalandı. Bu vahşi cinayetin sorumlusu olan sevgilisi Cem Garipoğlu da yakalanıp kapatıldığı cezaevinde intihar etti. Ama Karabulut ailesi buna bir türlü inanmadı. Sürekli mezarının açılıp DNA eşleşmesi yapılması için dilekçeler verdi. Sonunda bu talebi kabul eden savcılık mezarın açılmasına karar verdi. Münevver Karabulut'u parçalayarak öldüren Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü yoksa sahte intihar senaryosuyla adaletten kaçırıldı mı? İşte bu tartışmaların sona ermesi için Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Karar çok kıymetli başsavcılığın verdi. Yani bu tartışmaları sona erdirecek. Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir'deki villada sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından katledilmişti. Garipoğlu sevgilisini parçalayıp çöp konteynerine atmıştı. Hayatının bağrında ailesinden ve sevdiklerinden koparıldı. 29 bıçak kesisi 5 münferiden öldürücü ölmeden önce testere kullanıldı. Hunharca ve vahşice bir cinayet işlendi. Sürekli kaçan Garipoğlu tam 197 gün sonra teslim oldu. 5 yıl sonra da cezaevinde intihar ettiği açıklandı. Karabulut ailesine göre onun ölümü üzerinde çok fazla muamma vardı. Psikoloğun raporu var. İntihara meyilli değil, intihar etmesini beklemiyorum diye. Antidepresan kullanmıyor. Bir gün önce beni çıkarın diyor, Çince Rusça öğreniyor. İntihar notu yok. Çıkıp cinayet mahallindeki kanlı kanepenin üzerinde yıllar sonra bir mutlu aile fotoğrafı veriyorsunuz. Testereli musluklu paylaşımlar yapıyorsunuz. Katledildiği günde dönüyorsunuz, kutlamalar yapıyorsunuz. Ölüp ölmediği hala tartışılmaya devam ederken Garipoğlu'nun koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı. Ardından otopsi görüntüleri paylaşıldı ama bütün bunlar tartışmaları bitirmeye yetmedi. Karabulut ailesinin avukatı Rezzan Özdemir, Garipoğlu'nun mezarının açılması için birçok kez talepte bulundu. Cem Garipoğlu öldü mü? Silivri Başsavcılığı, ailenin son yazdığı dilekçeyi kabul etti. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve DNA eşleşmesi yapılmasına karar verildi. Çıkacak rapor tartışmaları bitirip acılı ailenin yüreğine su serpecek mi onu da zaman gösterecek. Adli tıp kurumuna da güveniyoruz ve maddi gerçeği ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Ve Narin Güran davası var sırada. Narin Güran'ın ölümünün arkasındaki sır perdesi de gün geçtikçe aydınlanıyor sevgili seyirciler. Küçük kızın ölümünün ardından aile üyelerinin organize bir biçimde delil karartma çalışmaları yaptığı ortaya çıktı. Aile üyelerinin evlerine yerleştirilen ortam dinleme cihazlarına bakın hangi çarpıcı detaylar yansıdı. Thank you.
Narin Güran cinayetindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Kayboluşundan 19 gün sonra cesedi bulunan küçük kızın ölümünden hemen sonra aile üyelerinin delilleri karartmak için kullandığı yöntemler ortam dinlemesine takıldı. WhatsApp mesajları, telefon kayıtları silindi. Yetmedi, telefonları bile değiştirdiler. Tüm şüphelilerin amca Salim Güran'ın talimatlarına göre hareket ettiği de belirlendi. Yalvarıyorum size. İddiaya göre Güran ailesi üyeleri jandarmanın ortam dinlemesi yaptığına dair bir duyum aldı. Aile toplantılarında konuşulanların sızmaması için de yüksek sesli müzik açarak önlem almaya çalıştıkları ortaya çıktı. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Ortam dinlemesine takılan bir diğer çarpı detayda minik Nari'nin katledildiği baba evindeki halıların, koltuk ve masa örtülerinin defalarca yıkanmış olması. Ayrıca Narin Güran'ın kıyafetlerinin de çamaşır makinesinde defalarca yıkandığı ortaya çıktı. Sen kimsin o kızımı başka bir köşeye at, yalvarıyorum sana. Nari'nin kaybolduğu gün amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve yengeler Hediye ve Maşallah Güran'ın en az iki kez banyo yaptığı tespit edildi. Hem kendileri hem evi hem de arabayı temizleyerek delilleri yok etmeye çalıştılar. İz bulamıyoruz. Bir ipucu yok, bir şey yok. Korkunç cinayetin ardından okula giderek kamera kayıtlarını izleyen Salim Güran'ın kendi evinde de kamera kayıtları oldu. Ancak olay sonrası kameraların çalışmaz hale getirildiği ortaya çıktı. Diğer amca Hüseyin Güran'ın evinde de güvenlik kamerası oldu. Ancak bu kameranın da devre dışı bırakıldığı belirlendi. Her iki kameraya ait kayıtların geriye dönük olarak silindiği tespit edilirken hard diskler ve ortam dinlemesinden elde edilen veriler incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. Sevgili seyirciler, ekranda da yazdığı gibi Türkiye sapık öğretmeni konuşuyor. Konya'da 15 yaşındaki lise öğrencisi 55 yaşındaki öğretmeninin tacizine uğradı. Öpmeye çalıştığı öğrencisine okulda bile taciz etmekten çekinmeyen sapık öğretmen 10 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hiç indirim de tabii uygulanmadı. ...55 yaşındaki coğrafya öğretmeni... ...15 yaşındaki öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attı. Okulda bile taciz etmekten çekinmedi. Tutuklanınca hepsi iftira dedi ama... ...attığı mesajları onu ele verdi. Evli coğrafya öğretmeni Selçuklu'daki bir lisede görev yapıyordu. Nisan ayında 15 yaşındaki öğrencisine... ...cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Henüz 10. sınıf öğrencisi olan genç kız öğretmeninden gelen mesajları görünce şoke oldu. Karşı çıkmasına rağmen sapık öğretmen peşini bir türlü bırakmadı. Çaresiz kalan genç kız olanı biteni ailesine anlatıp mesajları okuttu. Kendisini öpmeye çalışan öğretmeninin okulda bile tacizlerini sürdürdüğünü, mesajlarında karıcığım, sevgilim diye hitap ettiğini söyledi. Öğretmenlerin çıktığı merdivenleri kamera görmüyor. Arkadaşlarımın çıktığı, benim geride kaldığım bir zaman sanık yakınımdan geçerken kalçamı sıktı. Okuldaki erkek arkadaşlarımı da kıskanıyordu. Aile hemen kızlarına kabusu yaşatan öğretmenden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan sapık öğretmen ifadesi alınırken bile genç kızın yakasından düşmedi. Mesaj atıp şikayetini geri almasını tembihledi. Sapık öğretmenin davasında diğer öğrenciler de tanık olarak dinlendi. Yargılamanın sonucunda 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan öğretmene hiç indirimde uygulanmadı. Sevgili seyirciler, annesi eski hakim, babası da savcı olan Görkem Sertaç Gökmen Bakırköy'de 3 yıl önce kız arkadaşını darp etti. Engellemeye çalışanların üzerine aracını sürüp 5 kişiyi de yaraladı. Aldığı 9,5 yıllık hapis cezası ertelenen Gökmen taşındıkları Sinop'ta da rahat durmadı. Bekçileri tehdit edip polislere silah çeken Gökmen 2,5 yıl ceza aldığı için ertelenen cezalarını da çekecek. Annesi eski hakim, babası cumhuriyet savcısı, kendisi de suç makinesi. Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren ama cezaevine girmeyen genç taşındıkları Sinop'ta da rahat durmadı.
sevgilisini darp etti, yayaların üzerine arabasını sürdü, ezdi geçti. Yürüyen suç makinesi yerinde yine duramadı, bu kez de polisi silahla tehdit etti. Annesi eski hakim, babası savcı olan Görkem Sertaç Gökmen 4 yıl önce cipinde kız arkadaşını darp etti. Aracını engellemeye çalışanların üzerine sürünce 5 kişiyi göz göre göre yaraladı. Üst üste bu kadar suç işlemesine rağmen cezaevine girmeyen gencin yargılamalardan aldığı cezalarında hepsi ertelendi. Ailesi onu belki uslanır diye Sinop'a götürdü ama orada da rahat durmadığı ortaya çıktı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan pandemi döneminde kendisini eve dönmesi için uyaran bekçilere hakaret eden Gökmen'in çağrılan polislere de kuru sıkı tabancasını çekip tehditler yağdırdığı belirlendi. Bu suçlamalarla boya battı hakim önüne çıkarılan Gökmen'e 2 yıl 6 ay hapis ve 10.620 lira para cezası verildi. Mahkeme Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne Gökmen'in ertelenen 9 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasının da işleme koyulması için yazı yazdı. Yani Görkem Sertaç Gökmen ceza ertelemesi yanarsa 12 yıl hapis yatacak. Sevgili seyirciler, polise hedef alan saldırılara bir yenisi de Kastamonu'dan eklendi. Araçlarıyla drift yaparken kazaya karışan iki kişi olay yerine gelen polislere direnip silah çekti. Polislere tehditler savuran ikili 3 polisi yaralayınca güç kullanarak gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede önce serbest bırakılan magandalar itiraz gelince tutuklandı. Yılgınmayan elinde silah var. Sıkarım deyip duruyor. Polisleri tehdit ediyor ya. Polise direnen şehir eşkıyaları önce silah çekti, ardından tehditler savurdu. Cide'de caddede drift yapan otomobil kaza yapınca olay yerine polisler geldi. Araçtan inen iki kişi polislere direndi. Biri silah çekerken diğeri seni yazdım diyerek tehditler savurdu. Benim kurtuluşum yok değil mi? Hayır öyle değil. Yok senin kurtuluşun. Ne yapıyorsun? Yok senin kurtuluşun. Yok senin kurtuluşun. Seni yazdım ben. Seni yazdım. Hayır. Akıllıyım ben zaten. Sakin ol. Ben yeterince akıllıyım. Bana kimse akıllar mısın? Olay yerine takviye ekipler çağrıldı ama magandalar durmak bilmeyince arbede yaşandı. Allah dönmür türlü belanızı yasak. Bu arbede de 3 polis memuru yaralanırken magandalar güçlükle gözaltına alınabildi. Ama adliyeye sevk edilen ikili serbest bırakılınca Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtiraz üzerine yeniden yakalanan ikilinin tutuklanmasına karar verilip cezaevine gönderildi. Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa, birimizse mezara paylaşımının üzerinden çok değil sevgili seyirciler, sadece 3 ay geçmişti. Filmin sonu sanki içine doğmuştu. Yazdığı gibi bitti. Kamyonu arkadan çarpan motosiklet tutkunu Ceyhun Bilen feci şekilde hayatını kaybetti. Baharda dökülen yapraktım, ilkbaharda geri geldim ben. Aileme dostuma selamlar olsun, gökkuşağındaki bir rengim ben. Kanadımı kırdılar, uçamadım anneye, savaşa soktular, koşturdum. Paylaşımına bu filmin sonunda birimiz hurdalığa, birimiz de mezara diye yazmıştı. Filmin sonu sanki içine doğmuştu, tam da yazdığı gibi acı bitti. Kamyonu arkadan çarpan motosiklet tutkunu genç feci şekilde hayatını kaybetti. Helali hoş değil bu gönlün, dargın ve de kırgınım bir bilse. Kaydın mı sen de ben gibi bir günü katledip hayata kaydın mı? Daha 24 yaşındaydı Ceyhun Bilen, motosikleti her şeyiydi. Bu tutkusunu sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Drift attı, bu tehlikeli şovlarla da canını tehlikeye atıyordu. Ceyhun Bilen'in içine doğmuş gibiydi aslında. Ölümünün hız tutkusu yüzünden olacağı. 135 kilometre hızla gittiği anları kayda aldı. 28 Haziran'da bu filmin sonunda birimiz hurdalığa, birimiz de mezarlığa.
mezara notunu düşüp paylaştı. Kanadımı kırdılar, uçamadım anne. Savaşa soktular, koşturdum. Çok değil, 3 ay sonra Ecel onu motosikletinin üstündeyken yakaladı. Sivrihisar'da son sürat ilerleyen Ceyhun Bilen kamyonun kasasını arkadan çarptı. Kes, konuştuysam sesi kes. Aracı vites kes. Feci kazada ağır yaralanan Bilen hastaneye kaldırıldı. Herkes ondan gelecek. İyi bir haber bekliyordu ancak ailesi ve sevenlerine acı haberi ulaştı. Ceyhun Bilen'den geriye hız yapıp ön kaldırdı. Ölüme adeta davetiye çıkararak drift yaptığı bu videolar kaldı. Sonbaharda dökülen yapraktım, ilkbaharda geri geldim ben. Aileme dostuma selamlar olsun, gökkuşağındaki bir rengim ben. Kanadımı kırdılar, uçamadım anneye. Sevgili seyirciler, Sultan Gazi'ye bırakılan el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Patlayıcı polisin gözaltına aldığı 4 şüphelinin aynı sokaktaki bir evi de uzun namlulu silahlarla taradığı ortaya çıktı. 4 kişi tutuklanırken saldırıların emrini veren firari PKK'lının o sokakta oturan ve boşanmak isteyen eşine gözdağı vermeye çalıştığı belirlendi. Bomba ihbarı var diye etrafı çevirdiler. Kimseyi alana sokmuyorlar. Sultan Gazi Herkes Camisi'nin tam ortası. Firardaki PKK'lı boşanmak isteyen eşine gözdağı vermek için uzun namlulu silahla taratıp sokağına bomba bıraktırdı. Bomba ihbarı var diye etrafı çevirdiler. Akıl almaz olayın adresi Sultan Gazi. Bir hurdacı sokağa bırakılan el yapımı patlayıcıyı fark edince hemen polisi aradı. Sultan Gazi Merkez Camisi'nin tam ortası. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Gelen bomba imha uzmanları, düzenekleri ve el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. 7 gün önce yine aynı sokaktaki bir evde de uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. İki saldırı arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışan ekipler etkisiz hale getirdikleri el yapımı patlayıcının izini sürdü. Araştırmalar onları 4 PKK KCK'lı isme götürdü. Şüpheliler iki ayrı adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Evlerinden çok sayıda suç aleti çıktı. İlk saldırıda kullandıkları uzun namlulu silah, bir tabanca ve 93 fişek ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinde saldırı talimatını firarda olan PKK'lı Bilal İmar'dan aldıklarını itiraf etti. İmar'ın PKK-KCK terör örgütü üyesi olduğu için arandığı ve kaçtığı, yurt dışında yaşadığı öğrenildi. Vatan haininin bu saldırıları boşanma aşamasında olduğu eşine gözdağı vermek için yaptırdığı ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin 4'ü de tutuklandı. Sevgili seyirciler, ASKİ Sayaç Okuma personelinden Ankara'da deprem etkisi yaratacak itiraflar geldi. Ankara'da su faturalarının neden yüksek geldiği de bu itiraflarla yanıt buldu. Beyaz Haber'e konuşan bir ASKİ çalışanının iddiasına göre su faturaları gününden aylar sonra okunuyor. Faturalar da tabii kabardıkça kapanıyor. Karşı gelenler de tutanaklarla tehdit ediliyor. Bakın bakalım ASKİ'de başka neler neler oluyor. Su faturaları idarenin yönetimsizliği yüzünden vatandaşa fazla yansıyor o zaman. Tabii. Bazı bölgelerde, bazı ilçelerde, köylerde 6 ay gitmediğimiz bölgeler var. Doğru düzgün okuma yapamadığımız köylerimiz var. Ankara'da su faturalarının beklenenden çok daha yüksek gelmesi vatandaşı isyan ettirdi. Bir ASKİ çalışanının iddiaları su faturalarının neden bu kadar kabarık geldiğini gün yüzüne çıkarttı. Meğer su faturaları gününden aylarca sonra okunuyormuş. Yeni Mahalle bölgesinde yaklaşık bölgenin 1/4'ünü okumadık. Bir ay sonra onlara 2 aylık fatura ya da 3 aylık fatura ya da 4 aylık fatura olarak yansıtacağız. Bu da ister istemez katlanmaya giriyor. Biz de bundan dolayı aboneyle birebir diyaloğa girmek zorunda kalıyoruz. Siz niye gelmiyorsunuz, niye okumuyorsunuz, bizi niye mağdur ediyorsunuz bilmiyor ki abone. Bizden dolayı değil, idareden dolayı olduğunu. Su faturaları idarenin yönetimsizliği yüzünden vatandaşa fazla yansıyor o zaman. Bazı bölgelerde, bazı ilçelerde, köylerde 6 ay gitmediğimiz bölgeler var. Doğru düzgün okuma yapamadığımız köylerimiz var. Bundan dolayı ilçe belediyeler,
taşra ilçelerimiz çok büyük mağdur oluyor. Beyaz TV'ye skandal itiraflarda bulunan ASKİ Sayaç Okuma personeli Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis kararına göre faturaların okunma süresinin bir ayı geçemeyeceğini ancak bu kararın uygulanmadığını söyledi. 2 ay sonra 3 ay sonra okumaya gittiğimiz zaman katlamaya giriyor. Normal tüketimde mesela 10 metreküp kullanan bir vatandaş 30 lira öderken 3 ay sonra 30 metreküp kullandığı zaman kademe fiyatları bizde katlanır. Katlandığı için de fazla ödemek zorunda kalır. İddiaların odağındaki ASKİ sadece vatandaşı değil sayaç okuma personellerini de isyanın eşiğine getirdi. Önce de memurlar okuyordu bu işi. Ankara genelinde 300 bine yakın abone vardı ve okuma memuru 300 kişiydi. Şimdi 2 milyon 700, 2 milyon 800 abonemiz var. Okuma memuru olarak 180-190 aralığında gidip geliyoruz. Sırtımıza olağanüstü bir yük bindirildi. İşimiz aksadığı zaman tutanak tutuluyor. Cumartesi günü zoraki mesaiye çağrılıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sayaç okuma personellerine borçlu olduğunu söyleyen çalışan belediyedeki torpilli alımlara da dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi sayaç okuma personeline borçlu. Parayı ödeyemiyor. Ocak ayındaki maaş puantajına yansıtarak Şubat'ta ödeyecek. Mesailerimiz ödenmiyor. Mesailerimizde sıkıntı var. Eleman sıkıntımız var. Bir türlü çözülmüyor. Gelen eleman torpilli olduğu için başka bir yerlere, abone işlerine, masa başına ya da bölgelere aktarılıyor. Her gün tutanakta tehdit ediliyoruz. Mobbingle tehdit ediliyoruz. İşimiz yetişmediği zaman bölgelere sürülürüz. Tehdit her zaman oluyor. İzin kullanamıyoruz. İstanbul'daki ikinci kaçak villa skandalına bakacağız şimdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vaniköy'ün ardından bu kez de Sarıyer'de kaçak bir villa inşaatına göz yumduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuya ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yine konuyla ilgili sessizliğe büründü. Vaniköy'ün ardından bu kez de Sarıyer'de yükseldi kaçak yapı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göz yumduğu kaçak villa için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Vaniköy'de kaçak yapılan yapıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi göz yummuş, bakanlık harekete geçerek yapının yıkımını gerçekleştirmişti. Bu kez ise adres Sarıyer'di. İddiaya göre villanın asıl sahibi bir kadındı ve imar barışı talebinde bulundu. Ancak ömrü o imar barışını görmeye yetmedi. Çocukları ise o evi yabancı bir iş adamına sattı ve akabinde bu kaçak inşaat başladı. O inşaat tenteyle gizlenmeye çalışıldı. Boğaza nazır villa kale gibi çevrildi. Vaniköy'de ağaçlık alana yapılan kaçağa aylarca göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün Sarıyer'deki kaçak yapıya da seyirci kaldığı ortaya çıktı. İşte burası da kaçak inşaatın başladığı o villaya giriş yolu, ancak burada ne bir tabela var ne de inşaatın olduğuna dair bir uyarı yazısı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yapılan ihbar sonucunda inceleme başlattı. İncelemenin ardından 1960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve İmar Kanunu kapsamında inşaatın yasal izin belgelerini talep etti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ve şimdi patronlarının yalanına kanan bir şoförün dramını getireceğiz ekrana. Patronları için 750 bin liralık kredi çekip ellerine sayan Ejder Tatlı büyük şok yaşadı. Çünkü kredinin ödeme günü geldiğinde ne patronları vardı ortada ne de telefonlarına ulaşılabildi. Şimdi ben bu parayı nasıl ödeyeceğim? Siz benim durumumu daha iyi biliyorsunuz. O yüzden... Dur abim dur, iyi ol. Bunu benim babama neden yaptın? Senin borçlarını ödemek zorunda mıyım? Bunu bir cevaplamanı istiyorum. Ailesi gibi gördüğü patronlarının ricasını geri çevirmedi. Tam 750 bin lira kredi çekip ellerine saydı. Ama ödeme gününde ne parayı yatırdılar ne de telefonlarına çıktılar. Ben intihar etmeyi bile düşünüyorum. Yani ben dostuma düşmanım,
ama bu yanlışı yapmadım. Ben kimsenin de parasını yemedim ama bunlar benim paramı yediler. Ejder Tatlı tam 5 yıldır bir tekstil firmasında şoför olarak çalışıyordu. Patronlarıyla da arası gayet iyiydi. Ancak iddiaya göre patronları bir süre önce Tatlı'dan kredi çekmesini rica etti. Bu isteği geri çevirmeyen Tatlı ise krediyi çekti. Ancak karşılaştığı durum onu bir borç batağının içine sürükledi. BAM emekli, aynı zamanda asgari ücrete çalışan bir şirket çalışanı, tekstil şoförü kendisi. Babamı 3-4 aydır kredi kartlarından işte sen bize para çek, biz sana ödeyelim tarzında kandırmışlar. Bana daha önce kredi çektiler, hepsi yarıya kadar ödediler. Yarısından sonra fazlasını tamamen ödediler. Ondan sonra aradan zaman geçti. Artık 5-6 ay falan ne geçti. Bir daha ben neyse onu ödeyen adam bunu da öder dedik yani. Elim babamın zaten o kadar parası olsaydı evi arabası olurdu. Evet, çok büyük bir mağduruz. Evime icra geliyor. Geçtiğimiz perşembe günü patronların kapısını çalan Ejder Tatlı olumlu bir cevapla karşılaştı. Cuma günü parasının yatırılacağı ve mağduriyetinin giderileceği söylenmişti. Ancak öyle olmadı. Ertesi gün olduğunda öğlen 12'den sonra irtibat tamamen koptu. Ben şu anda kiramı ödeyemeyecek duruma geldim. Konuşamıyorum. Ağzım dilim kurudu. Ağzımdaki dişimi yaptıracaktı. Ağzımdaki dişimi, parasını ödemedi. Yarına kadar ödeyeceğim. Ve yarın işçilere yarın akşam sabah 10'da gelin deyip sonrasında maalesef ki yok oluyorlar. Piyasadan kayboluyorlar. Ve ulaşmaya çalışıyorum. Her şekilde benim telefonlarıma, yani telefonları zaten ulaşılmıyor. Mağduriyet yaşayan Ejder Tatlı kredisini ödemeyi bir yana bırakın, kirasını dahi veremiyor. İşte hal böyle olunca da bu mağduriyeti yaşatanların acilen parasını ödemesini istiyor. 850 bin lirayı geçti şu an faiziyle beraber. Ben mağdur olmuşum. Lütfen kimse, kim biliyorsa, kimi tanıyorsa onlara söylesinler, benim paramı göndersinler, bankalara borcumu yatırayım. Sevgili seyirciler, oyuncu Can Yaman yine bir hayran buluşmasıyla gündemde. İspanya'da sevenleriyle buluşan Yaman, fotoğraf başı ücret tarifesine geçti. Bakın, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirmenin bedeli kaç bin TL olarak belirlendi. Skandallarıyla dillerden düşmeyen ünlü oyuncu fotoğraf taleplerini paraya çevirdi. Hayranlarıyla çekinecekleri fotoğraflar için bir ücret belirledi. Kişi başına talep ettiği tutar dudak uçuklattı. Geçtiğimiz günlerde Madrid'de hayran buluşması düzenleyen Can Yaman, hayranları tarafından sevgi seline tutuldu. Ünlü oyuncu kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına küçük bir fatura kesti. Çekim ücretini kişi başı 17 bin lira olarak belirledi. Can Yaman'la hem tanışma hem de fotoğraf çekilme fırsatı yakalayan hayranları pamuk elleri cebe attı, ödemeyi peşin yaptı. 17 bin lirayı verenler ünlü oyuncu için sıraya girdi, uzun kuyruklar oluştu. İzdihamın eşiğinden son anda dönüldü. Buluşmada sırası gelenler 17 bin liralık Can Yamanlı fotoğraf için poz verdi. Kariyerine el üstünde tutulduğu İtalya'da devam eden Yaman, gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu belirtirken oyunculukla ilgili yeni projelere başlayacağının da mesajını verdi. Sevgili seyirciler, Ankara'da yaşanan balık ölümleri tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Başkentlilerin doğayla iç içe vakit geçirdiği 3-5 yerden biri olan Göksu Parkı'nın son halini görenler gözlerine inanamıyor. Çünkü parkın hali bakımsızlıklardan içler acısı bir hale geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki gölde ölü balıklar yüzeye çıktı. Kötü koku parkı esir aldı. Tabii tepkiler de çekmeye başladı. O göldeki balıklar maalesef ölmüş durumda. Bu neden kaynaklanıyor? Bakımsızlıktan kaynaklanıyor. Artık
Biz Ankara'ya yeni bir proje, yeni bir rekreasyon alanı beklemiyoruz. Geçmişte yapılanların bakımını yapsınlar yeter. Yılların doğal gölü bakımsızlıktan bu hale geldi, yüzlerce ölü balık yüzeye çıktı. Şu anda Etimesgut Göksu Parkı'ndayız. Burası Ankaralıların sıklıkla rahatlamak ya da nefes almak için tercih ettikleri bir parktı. Ancak şu anda rahatlamak bir yana, kokudan burada durmak neredeyse mümkün değil. Ben üzüldüm tabii. Yani niye bir güzel canım orijinal bir de işte doğal bir gölü burası. Hiç acizi bir durum değil, çok üzüyor insanı. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın'a göre hizmete dönmüyor çünkü belediye başkanının aklında şu anda Ankara yok. Belediye başkanının aklında şu anda varsa yoksa Cumhurbaşkanı adaylığı ve bütün enerjisini de buna ayırmış durumdadır. Artık belediye başkanı olduğunuzu hatırlayın. Ankaralılar sizden belediyenin asli görevleriyle ilgili sorunlara çözüm bekliyor. İzmir'den sonra Ankara'da da balıklar kötü yönetimin kurbanı oldu. Şehrin göbeğindeki Göksu Parkı park olmaktan çıktı, gölet balık mezarlığına döndü. Neden olabilir büyük bir ihtimalle? Ankara'daki rekreasyon alanlarının tamamı hem güvenlik hem temizlik, bakım, bu alanlara baktığınızda tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundadır. Bakım çok az gölümüzde. Geçmişte dediğim gibi buralar Ankara'nın göz bebeği, bir marka değeri halinde olan rekreasyon alanlarıydı. Ancak bugün maalesef bakımsızlıktan çürümüş durumda. Vallahi gördüm de ördükler miydi neydi, ölü cam, hiç kıpırdamıyor bunlar herhalde, ölü çok kokuyordu. Turizm anlamında Ankara'ya değer katacak bir rekreasyon alanı yapmadığı gibi maalesef geçmişte yapılanların bakımını da yapamıyorlar. Bu kadar beceriksiz, bu kadar kabiliyetsiz bir yönetimle baş başayız. Parkın son hali maalesef hiç de iç açıcı değil. Bakımsızlıktan kirlenen su, ölen balıklar ve kötü koku parkın tüm çekiciliğini yok etmiş durumda. Kahve içecektik, kokudan oturamaz, çok kokuyor. Bir defa geçmiş dönemde rutin bir şekilde o gölün temizliği yapılıyordu. Rutin bir şekilde bakımı yapılacak, temizliği yapılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Göksu Parkı'nın bakımsızlıktan geldiği hali gören başkentliler isyan etti. Geçtiğimiz günlerde ben de gittim, aynı sorunu ben de yaşadım. O çevredeki esnaf da bu durumdan ciddi anlamda rahatsız. Maalesef esnafın işlerine de bu etki ediyor. Güzelim park kokuyor, ondan önce gibi böyle kokuyor. Çok kokuyor yani. Ya bu sadece Göksu Parkı değil, Harikalar Diyarı'nda da aynısı var. Mogan Park'ta da aynısı var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman ziyaretinde kendisinden halı saha isteyen çocuklara söz vermişti, hatırlayacaksınız. Kurum verdiği o sözü tuttu, çocuklara halı saha yaptırdı. Yeni sahalarında ilk kez futbol oynayan çocukların Murat Kurum'a da bir çağrıları vardı. Halı saha istedik. O da bizi kırmadı. Çok mutluyuz. Ya beton zeminde oynadığımız zaman yerlerimiz kanıyordu. Biz ona demiştik ki halı saha yapabilir misiniz? Bize dedi ki tabii ki de, neden olmasın. Verilen sözler tutuldu. Halı saha isteyen çocuklara 2 ay içinde halı saha yapıldı. İlk maçlarına çıkan çocuklar sahanın tozunu böyle attırdı. 12 Temmuz tarihinde Adıyaman'a yaptığı ziyarette camide karşılaştığı çocuklar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan halı saha istedi. Onların bu isteğini kırmayan kurum çocuklara söz verdi. Ardından da halı saha yapılması için ilgili makamlara talimat verdi. Çalışanınız yok mu? Olacak. Bir kameransı vali bey araştırsın. Biz de çocuklar için halı sahayı yapıyoruz. Tamam. Bakan kurum çocuklara verdiği sözü tuttu. Okullarının önündeki araziye 2 ay içerisinde halı saha yapıldı. Çocukları sahalarına kavuşturdu. Okul açıldı, bir baktık halı saha çimlerini falan getirdiler. Halı saha rica ettik, o da bizi kırmadı zaten. Camide karşılaştık, birlikte namaz kıldık. Sonra zaten isteklerimizi belirttik, o da kabul etti. Halı sahaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar ilk maçlarına çıktı. Minikler bakan kurumu da yeşil sahaya davet etti. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Bir gün birlikte top oynamaya bekliyoruz. Onu da çok seviyoruz. Bir gün buraya gelmesini inşallah bekliyoruz. Maç davetini alan bakan kurum sosyal medya hesabından çocuklara "Davetinizi aldım çocuklar, takımı hazırlayın" sözleriyle cevap verdi.
ve Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sevgili seyirciler, reklamlara gitmeden önce bahsettiğimiz haberin detaylarına bakacağız şimdi. 2700 yıllık tarih evine geri döndü. Lidyalılara ait altın kolye 50 sene önce topraklarımızdan çıkartılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sergilenen ve yasa dışı yollarla kaçırılan kolye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ait olduğu yere, Anadolu topraklarına geri döndü. Varmış ve şu an buradalar. Daha yeni buradalar ve bizimiz zaten. Ama şimdi görebiliyor olmak çok güzel bir şey tabii ki. O yüzden mutluyum. Tam 2700 yıllık yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan buram buram tarih ait olduğu topraklara geri döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla birlikte ülkemizden yaklaşık 50 sene önce yasa dışı yollarla kaçırılan bu 2700 yıllık kolye ait olduğu topraklara geri döndü. Manisa'da kazı alanında çıkarıldıktan sonra ABD'ye kaçırılan 2700 yıllık Bin Tepeler kolyesi Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne getirildi. Kaçak ürünlerle ilgili hemen hemen %100'e yakın bir başarıyla Anadolu kökenli olduğu ve izinsiz çıkarıldığı ispat edip ülkemize getirmeyi başarıyoruz. Bu da onlardan birisi. Ne ilk eser olacak, ne son eser olacak. 50 sene önce topraklarımızdan çıkarılan Güzide Altın Kolye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesiyle tekrar Anadolu'ya getirildi. 2700 yıllık bir tarihle şu an yan yanayız. Nasıl sizce, nasıl gözüküyor? Kesinlikle çok heyecanlı. Tarih, zaten ülkemiz tarih kokuyor. Ve kendi kültür varlığımızın birileri tarafından götürülmesi, çalınması yüzyıllardan beri hakikaten sıkıntı ve üzüntü verici. 1970'li yıllarda Amerika'ya getiriliyor. Boston Güzel Sanatlar Müzesi tarafından sergilenirken müze yetkilileri Anadolu kökenli olduğundan şüpheleniyorlar ve bize bilgi veriyorlar. Bu eserimiz Eylül ayı başında Amerika'da bakanlığımıza teslim edildi ve kısa süre içerisinde de bu sergiye hazır hale getirdik. Göz kamaştıran Bin Tepeler Kolyesi Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşıyor. Yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda olan nadide parça altın ve karnelyan taşlarından oluşuyor. Tekrar ülkemize getirilmesi bizim açımızdan çok değerli bir şey. Yani özellikle müze ve sergi sevenler için çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Gönül Elçileri projesi dünyaya örnek oldu sevgili seyirciler. Bir koruyucu aile modeli olan projenin amacı dünyadaki kimsesiz çocuklara umut olmak. Kalıcı bir barış ve adaletin ancak dünyanın tüm çocuklarına adil bir gelecek vaat edildiğinde mümkün olduğuna inanıyorum. Türkiye'de başladı, tüm dünyaya örnek oldu. Emine Erdoğan himayesindeki koruyucu aile modeli dünyanın dört bir yanındaki kimsesiz çocuklara umut dağıtıyor. Bizim dilimizde gönüllü kelimesi gönülden türemiştir. Nitekim zamanını, emeğini, imkanını paylaşarak farklı şekillerde hayır yapan kişilerin bir ortak noktası vardır ki hepsi kendilerinden öte bir amacı adayabilecekleri fedakar bir gönüle sahiptirler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen Gönül Elçilerine küresel davet programına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Gönül Elçilerinin bugün gelinen noktada UNICEF tarafından örnek proje gösterilmesi ve küresel olarak ilgi görmesi memnuniyet verici. Erdoğan paylaşımında gönül elçilerine seslendi, kimsesiz çocuklar için çağrıda bulundu. Bugün buradan yapılan gönül elçilerine yönelik küresel çağrıya ben de katılıyorum ve insanlığın geleceği olan çocuklarımızı korumak isteyen merhamet sahibi her ülkeyi koruyucu aileliği güçlendirmek üzere güç ve işbirliğine davet ediyorum. Erdoğan paylaşımında kimsesiz çocukları deniz yıldızına benzetti, insanlığı çocukların hayatına dokunmaya davet etti. Koruyucu ailelik deniz yıldızı hikayesindeki deniz, refakatsiz, kimsesiz kalmış çocuklarımızsa birer deniz yıldızıdır. Bizler her birini tek tek denize atmaya çalışan o kızın inancını yüreğimizde taşıyalım. Sahile vurmuş deniz yıldızlarının çokluğuna değil, her bir atışta kurtardığımız o hayatın değerine odaklanalım.
Beyaz Ana Haberi bu haberle noktalıyoruz sevgili seyirciler, ama yarın yeniden saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde biz bu ekranda olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Yarına kadar hoşça kalın.